Salı günlerini çocuklara ayırıyor kuaför Uğur Altıntaş. Köy köy gezerek erkek çocuklarının saçlarını tıraş ediyor, kız çocuklarınınsa saçlarını örüyor. Gaziantep'te 20 yıldır kuaförlük yapan Uğur Altıntaş'ın yaklaşık 2 yıldır başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesine destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'ne bağlı Gençlik Meclisi de köy okullarının boyasını ve tadilatını yapıyor. Ya, azalmış gibi görünüyor mu? Ben daha bir şey yapmadım. Çocukları mutlu etmek için çabaladığını belirten Altıntaş, çocukların mutluluğu paradan daha değerli diyor. Köy okullarını gezip çocukların saçlarını yapıyorum. Erkek çocuklarımızın saçlarını kesiyorum. Yani bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesi katmak istedim kendime. Yani bunu gören Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bana destek oldular. Gerek boya olarak, gerek okulumuzun bakımı olarak bu konuda bana destek oldular. Ben çocukların saçlarını kesiyorum. Erkek çocuklarımızın saçlarını kesiyorum, kız çocuklarımızın saçlarını örüyorum. Bir şekilde onları mutlu etmeye çalışıyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bana destek olup okulun işte bakımıdır, boyasıdır, çocukların çantasıdır, kitaplarıdır, oyuncaklarıdır. Bu konuda bana destek oluyorlar. Salı günleri kapalı olduğumuz için biz çevre köylerdeki çocukları geziyorduk, okulları geziyorduk. Ya bir gün dedik ki yani niye böyle bir şey yapmayalım? Çocukların gelip buraya tamam gezmeye geliyoruz ama neden çocukların saçlarını kesmeyelim? Neden onlarla vakit geçirmeyelim? Bu şekilde düşündük. Yaklaşık 1,5 yıldır falan bunu sürdürüyoruz. Kesinlikle herhangi bir ücret almıyoruz. Zaten çocuklar hepimizin çocukları. Hani onlar mutlu olsun diye çabalıyoruz açıkçası. Yani çok mutlu olduklarını söylüyorlar tabii. Hani biz az önce dediniz mesela para almıyorsunuz falan diye. İnanın o paradan çok daha değerli. Çocuklar mesela çok mutlu oluyorlar. Mesela gittiğimiz köyün bir tanesinde bir tane kız çocuğunun saçını kestik. Bizi ısrarla eve davet etmişti mesela. Gittik, ev gerçekten çok kötü durumdaydı. Hani biz oturduk, yedik, içtik, muhabbet ettik, onlarla güzel vakit geçirdik. Biz bu durumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdik ve onlar çok ciddi yardımlar yaptılar. Evi düzenlediler, boyasını yaptılar, eşyaları yenilediler. Hani ben ona böyle bir şeye vesile olmaktan çok onur duydum mesela.